ana gündem maddemiz olan bir hususla ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı başarılı bir çalışmayı sizlere aktarmış olacağım. Geçtiğimiz hafta bayram haftası İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, organizasyonunda Rize merkezli 5 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledik. Rize ilinde 18, İstanbul'da 2, Trabzon'da 3, Bursa'da 1, Antalya'da 1 olmak üzere bu operasyon kapsamında 25 şahıs aynı gün eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştır. Ve bu şahıslar üzerinde detayını paylaşacağız, notlarımızda da var. Çeşitli oranlarda sentetik uyuşturucu maddeler. Bu yakalanan 25 şüpheliden 18'i tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz ve kararlı bir biçimde mücadelemiz devam edecek. Rize güvenli bir şehirdir. Biz bu operasyonlarla bu güveni perçinlemeye devam ediyoruz. İkinci operasyon İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince dün şehrimizden geçen bir tır, üzeri tuğla yüklü bir tır durdurulup trafik ekiplerimizce, istihbarat birimlerimizce kontrol edildiğinde o tuğla yüklü tırın içerisinin 27 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Pakistan olmak üzere 30 düzensiz göçmenin bu tırın içerisinde olduğu görülmüştür. Dün bu konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze 25 Haziran itibariyle bir şikayet ulaşıyor. Milli Eğitim Müdürümüz bu konuyu hızlıca bana aktardı. Ben de aynı gün, dün bu konu Milli Eğitim'e geldikten hemen sonra ilgili arkadaşımızın açığa alınması talimatını verdim, açığa aldık ve soruşturma başlattık. Daha sonra ilerleyen saatlerde tabii sosyal medyada da bir takım paylaşımlar dolaştı. Ama açığa alma işlemi ve soruşturma açma işlemini gerçekleştirmiştik. Soruşturma başladı, devam ediyor. Bakacağız. Burada şikayete konu olan meselelerin detayı nedir? Konunun içeriği, teferruatı nedir? Orada bir idari zaaf var mıdır, yok mudur? Evet. Eğer okul idaresine bu konu yansıdı ve okul idaresinde bu meseleyle ilgili bir refleks gelişmediyse soruşturma elbette idarecilere yönelik de devam edecek. Bu hassasiyetin altını çizelim. Bu mesele ihmal edeceğimiz bir mesele değildir. Hem biz müfettiş görevlendirdik, müfettiş başladı. Bugün de görüştüm gidişatına göre. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edeceğiz. Çok taraflı olarak bakacağız. Burada bir suistimal var mı, bir ifade edildiği gibi bir taciz var mı ve detayı nedir? Bununla ilgili endişeniz olmasın. Soruşturma açtık, açığa aldık ve eğer devamında ilerleyecek bir idari kusur varsa da onu da devam ettirelim. Şimdi ben valiyim ama aynı zamanda öğrenci velisiyim. Ben 3 evladı burada okullarda okuyan bir babayım. Öyle de bakmanız lazım meseleye. Ama bu şehirdeki bütün öğrencilerin de kendi evladım gibi velisiyim. Burada bu manada bir iddia ve itham, bakın doğruluğu henüz tespit edilebilmiş değil, doğruluğunu soruşturuyoruz. Bu iddia üzerinde durmamız gereken bir iddiadır. Konu basında çıktıktan sonra basın açıklaması yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü zaten yapmıştık o işlemi. Milli Eğitim Müdürümüze dedim ki ya bu iş sosyal medyada şurada burada basında yayılıyor. Bu konuyla ilgili gereğini yaptığımızı açıklayalım. Ve Milli Eğitim Müdürümüz de bir açıklama yaptı. Ben de o açıklamayı paylaştım. Orada ifade ettiğimiz şey o hal ve hareketlerin ne olduğunu biz tespit edeceğiz. Maksadını aşmış hal ve hareketler var. Onun boyutunun ne olduğunu ifade edeceğiz. İdari bir kusur varsa
soruşturmayı genişletecek şekilde ben talimat verdim. Bugün görüştüm. Endişeniz olmasın.